Ne diyorsun yani? Alabilecek miyiz devayı? Zor. İmkansız demiyorum ama zor. En kötü ihtimalle hafta sonları 5 saat görme hakkı verir hakim sana. Yaz tatillerinde de 15 gün yanına alabilirsin. Peki ne zaman çıkar bu karar? Onu kestirmek de zor. Hakimine bağlı. Ama ilk duruşmada kesin bir sonuç bekleme. Evet, evet, evet. Anladım. Ben bugün konuşacağım Canan'la. Eğer onunla anlaşabilirsem bütün bunlara gerek kalmayacak. Tamam. O zaman ben haber bekliyorum senden. Alo. Murat neredesin? Evdeyim. Nerede buluşacağız peki? Eve gel istersen. Hem devayı da getir, görmüş olurum. Ya Murat, getiremem şimdi oraya devayı. O zaman hiç zahmet etme Canancığım ha. Tamam, tamam. Getirmeye çalışırım. Sen hale git. Ben de dükkanı açayım. Tamam babacığım, ben vaktinde gidin de geç kalmayayım ha. Ya baba, ben bugün manava gelemeyeceğim ya. Niye? Ya devayı dışarı çıkaracağım da. Kaç gündür evde zavallım. Biraz dolaşırız. İyi düşünmüşsün kızım. Biraz hava alsın yavrucak. Hadi kal sağlıcakla. Hayırlı işler. Demek burası ya. Hı, evet. Bayağı zenginmiş. Hı. Gelir mi dersin? Bu saatte gelmesi lazım. Günaydın. Suyu mu bekliyorsun? Yani suyu bekliyorsan o biraz geç gelecek bugün. Yo, seni bekliyorum. Beni mi, niye ki? Tahmin et bakalım niye? Ha, bak arabası bu işte. Evet. Biz kızınızın arkadaşlarıyız. Yani Mine'nin. Biz size bir şey vermeye geldik. Lütfen sadece bunu verip gideceğiz. Nedir bu? Mine'nin saçı. Saçı mı? Nasıl yani? Yani Mine'nin sizin kızınız olup olmadığını anlamanız için. Yani DNA testi yaptırabilmeniz için. Ya lütfen, biliyorum haklısınız. Yani durup dururken biri karşınıza çıkıp ben kızınızım dese ya dolandırıcıdır ya da gerçekten kızınızdır. Lütfen. Sadece bir test. Ne kaybedersiniz? Üçüncü bir seçenek yok ki zaten. Ne olur bir düşünün bunu. Müdür bey! Müdür bey! Efendim buyurun, yine ne istiyorsunuz? Bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Ya, ne gibi? Efendim dün ben sizinle konuşmaya geldim. Sizi ne tehdit ettim, ne sesimi yükselttim, ne de hakaret ettim ama siz eşimi işten çıkartmışsınız. Ben size sadece gönül iyi bir öğretmendir dedim. Neden yaptınız bunu? Kusura bakmayın, size açıklama yapmak zorunda değilim. Şimdi gider misiniz lütfen? Efendim, gideceğim ama size son bir lafım var. Belki eşim işinden olmuş olabilir ama asıl kaybeden sizsiniz. Onun kadar öğrencilerin eşine düşkün başka birini bulamazsınız. Kal orada, kal! Peki Aslı'yı hiç mi düşünmediniz kızım? Hadi seni geçiyorum, sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin ama Deniz... Deniz bunu nasıl yaptı hala anlamıyorum ya. Efe bilip bilmeden konuşma ya. Ya ne bilip bilmeden konuşma, ne diyorsun Mine ya? Bunca zamandır tanıyoruz herhalde seni değil mi? Yani o ikisinin arasına girmek için elinden ne geliyorsa yaptın, en sonunda da girdin. Hem de bu sefer
Hem de bu sefer öyle bir girdin ki. Efe sandığın gibi değil. Yani ben oraya konuşmak için gittim. Tabii, tabii, tabii. Kesin öyledir ya. Tabii. Efe sen benim neler yaşadığımı bilmiyorsun, tamam mı? Ne halde olduğumu bilmiyorsun. Benim konuşacak bir tane bile arkadaşım yok. Ben o gece oraya gittiğimde o kadar kötüydüm ki... ...konuşmaya o kadar ihtiyacım vardı ki benim. Ya ben beni dinlemesini istedim Efe. Dur tahmin edeyim, dur tahmin edeyim ya. Sen oraya konuşmak için gittin, Deniz de konuşuyordu. Hop, ondan sonra bir anda ne olduysa oldu... ...birbirinizi yatakta buldunuz değil mi? İtiraf etsene ya. Sırf Aslı ile Deniz'i ayırmak için yaptım bunu. Hadi hadi, itiraf et. İstediğin gibi düşünebilirsin Efe. Seni ikna etmeye çalışmayacağım. Sadece şunu bil, ben Deniz'i zorlamadım. Abi vallahi bir şey yok bende ya. Sus, sus. Abi... ...vallahi bende bir şey yok abi. Şimdi bakacağız bir şey var mı yok mu? Bunlar ne? He, bunlar ne? Yürü abi, yürü. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Okulun çevresinde böyle bir şey ilk defa oluyor. Siz ilk defa görüyorsunuz müdür bey. Yani belli ki bu işin geçmişi var. Yapmayın. Ben bir şey yapmıyorum müdür bey. Ben narkotikten arkadaşlara bilgi verdim. Onlar dışarıda gerekli önlemleri alacaklar. Siz merak etmeyin yani ama... ...sizin asıl meseleniz içerisi. Yani burası. Anladım. Bakın müdür bey, bu iş tamamen çocuklarda bitiyor. Ve tabii ki öğretmenlerin yaklaşımı da çok önemli. Yani çocuklarla ilgilenmeleri gerekiyor, onlarla vakit geçirmeleri gerekiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Rehber hocalarınızı standlarda çalıştırıyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi işten çıkarıyorsunuz. Neyse efendim, size kolay gelsin. Ben kalkayım. Teşekkür ederim. Sence testi yaptıracak mı? Umarım. Yani biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası ona kalmış. Evet, adamı zorla laboratuvara götüremeyiz ki. Peki diyelim ki Mine'nin babası çıktı. Nasıl bulacak bizi? Merak etme. Ben düşündüm hepsini. O zarfın içine bir kağıt koydum. Böyle telefon numaramız, adresimiz, her şeyimiz var. Bravo be Aslı. Yani benim bile aklıma gelmedi. Tebrik ederim. Aa, ben Deniz'i arayacaktım ya. Dur, dur. Alo Deniz. Aslı, işin bitti mi? Bitti bitti. Nerede buluşalım? Ben evdeyim. İstersen buraya gel, konuşalım ha. Olur, tamam. O zaman yarım saat oradayım ben. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Aman da aman, ne kadar büyüdün sen böyle. Devam benim bu. Hı? Ne kadar büyümüşsün sen. Murat. Murat, ne konuşacaksak konuşalım mı? Ben fazla kalamayacağım. Tamam. Ah, bak Canan. Ben avukatla konuştum. Eğer sen de istersen bu işi aramızda halledebiliriz. Bu davaya hemen bir son verebiliriz. Ben kızımı böyle kaçak göçek görmek istemiyorum. Onun büyüdüğünü görmek, onun yanında olmak istiyorum. Tabii senin için en uygun olan şekliyle. Düzenli görebileceğimi bilsem her hafta sonu gelirdim İstanbul'a. Mesela yaz tatilinde 15 gün falan bende kalabilir. İşte bu mümkün değil Murat. Bunu babam asla izin vermez. Saçmalama Canan. Ha, Deva senin kızın. Bu kararı sen vereceksin. Ve bu verdiğin kararın da arkasında durmalısın. Yani bak, ben sorun falan istemiyorum. Sadece bebeğimi görmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani baban da nereden çıktı şimdi? Ya Murat, bizim sizin gibi bir hayatımız yok, bunu biliyorsun. Benim karar alırken danışmam gereken insanlar var. Annem var, babam var, Bilal var. Bilal mi var?
Bana bak Canan. Eğer kızımın o zerzavatçıya baba demesine izin vereceğimi sanıyorsan aldanıyorsun. Daha çok beklersin. Ya bak. Senin o zerzavatçı dediğin adam var ya. Benim hayatımı kurtardı. O olmasaydı bitmiştim şimdi ben. Kızını görmek istiyorsun biliyorum. Yani haklısın. Göreceksin tabii. Babasısın onun. Ne zaman istersen söyle getireyim işte. Daha ne istiyorsun? Ha? Ben yapman gerekeni söyledim. Git babanla konuş. Bu konuyu hallet. Yapamam Murat. Beni dinlemez bile diyorum. Umurumda değil. Ne yapacaksın ha? Kızımı elinden almaya mı kalkacaksın? Evet, gerekirse zorla alacağım. Asla izin vermem. Bak Canan, ben senden izin falan istemiyorum, anladın mı? Ne yapacaksan yap, bu konuyu iyice bir düşün, taşın kararını ver. Bu işi ya yüz yüze halledeceğiz ya da mahkemede. Ve ben mahkemeye bu işi en iyi bilen avukatlarla çıkacağım. Ha? Sen ne yapacaksın? Onun için inat etme. Teklifimi iyice düşün. Ben geldim. Ya geciktim biraz. Kusura bakma, Su ile birlikteydim de. Mine? Mine? Ya Mine diyorum. Sana sesleniyorum, duymuyor musun? Duymadım. Nereden, okuldan mı? Ha evet, okuldan. Derse falan girdim öyle. Sen niye girmedin? Hiç. Ben de öyle Aslı'yla küçük bir işimiz vardı da. Ha, neredeymiş o, okulda mı? Deniz aradı, buluşup bir şey konuşacaklarmış. Aslı, benim sana söylemem gereken bir şey var. Öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. O gece, yani galaya gittiğimiz o gece çok kötü bir şey oldu Deniz. Ben sana söyleyemedim. O yüzden apar topar eve gitmek zorunda kaldım zaten. Yoksa seni orada bırakmazdım gerçekten. Manavı paramparça etmişler. Bilal abiyi de dövmüşler. Ne? Kim? Yok, önemli bir şey yok. İyiyim peki, hastanede mi? İyi iyi, bir şey kalmadı. Toparladı artık, merak etme. Ya ne olursa olsun sana orada öyle bağırmamam gerekirdi. Biliyorum, biraz kızdım. Haklıydım da aslında ama abarttım. Ya sinema senin en büyük hayalin. Bunu çok iyi biliyorum. Seni engellemek gibi niyetim yok. Sadece korktum Deniz. Seni kaybedeceğimi düşündüm. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi sıra sende. Ya hadi, söylemeyecek misin? Aslı bak. Beni lütfen dinle. Hiçbir şey sormadan sonuna kadar dinle, tamam mı? Kötü bir şey mi söyleyeceksin? Yapma. Kötü bir şey değil mi? Ben ayrılmak istiyorum. Ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Neden? Lütfen bir şey sorma. Böyle olması gerekiyordu. Bitti artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.